Şahname okuması 2. Rüstem'in doğması Aradan çok zaman geçmemişti ki o alabildiğine boy atmış servi yemişini verdi. Gönülleri aydınlatan baharı solarak yüreği kader ve ıstırapla doldu. Rüdabe'nin karnındaki yük o kadar ağırdı ki gözlerinden ırmaklar gibi kanlı yaşlar dökülüyordu. Karnı pek çok şişmişti. Vücudu gittikçe ağırlaştı ve erguvan gibi olan yanakları safkan rengini aldı. Annesi, "Ey annesinin canı, sana ne oldu da böyle sararıyorsun?" diye sorunca o da, "Gece gündüz feryat etmekten dudaklarımın kapandığı bile yok. O kadar uykusuzum ve o kadar sarardım ki beni yaşayan bir ölü sanabilirsin. Doğum zamanı geldiği halde bu yükten bir türlü kurtulamıyorum." dedi. Rüdabe doğum zamanına kadar uyku ve rahat yüzü görmedi. Sanki derisinin içi taşla doldurulmuş veya karnındaki demirdenmiş gibi taşınmaz bir hale gelmişti. Nihayet bir gün acıdan kendinden geçti. Bunun üzerine Zal'in sarayından bir çığlık tır yükseldi. Sintut feryat etmeye ve elleriyle yüzüne vurup mis kokulu saçlarını yolmaya başladı zale koşup o düzgün servideki yaprakların artık solduğunu haber verdiler. Zal yanakları gözyaşı içinde ve yüreği parça parça Rüdabe'nin başucuna geldi. Harem dairesindeki kadınlar saçlarını yoluyor, başlarını açıp yüzlerini ve saçlarını gözyaşlarıyla ıslatıyorlardı. Zal bu hal karşısında düşünceye daldı ve bu düşünceyle derdi biraz hafifler gibi oldu. Aklına Simurg'un kanadı gelmişti. Buna çok sevindi ve koşup Sintut'a müjdeledi. Bir buhurdan getirtti ve bunun içinde Simurg'un kanadından küçük bir parça yaktı. Bunun üzerine hemen hava karardı ve o yeryüzüne hakim olan kuş döktüğü yağmur mercan mercan değil hatta can rahatlığı olan bir bulut gibi aşağı indi. Zal geldiği için ona uzun uzun teşekkür etti ve överek önünde saygıyla eğildi. Simurk dedi ki, senin bu kederli halin nedendir böyle? Aslan gözünde göz yaşamın işi ne? Şu ay yüzlü gümüş serviden ün peşinde koşan bir çocuğun olacak. Aslanlar onun ayağının altındaki tozu öpecek ve bulutlar onun başının üstünden geçmeye cesaret edemeyecek. Sesinden kaplanların derileri parçalanacak. Korkudan tırnaklarını kemirecekler. Onun gürzünün sesini duyup göğsünü, kolunu ve pazısını görünce çeliği çiğneyen savaş erinin bile yüreği yerinden oynayacak. Akılca, fikirce, sama ve kızdığı zaman da bir savaş aslanına benzeyecek. Boybos bakımından bir serveyi, gücü bakımından da bir fili andıracak. Tek parmağıyla bir kargıyı iki millik mesafeye fırlatabilecek. İyilikler veren Tanrı'nın izniyle ve yaratılışın töresine uygun olarak şimdiye kadar böyle bir pehlivan doğmuş değil. Sen hemen bana su renginde çelik bir hançer ve büyüden iyi anlayan aydın yürekli birini getir. O aya benzeyen Rüda Bey'i önce sar şarapla sarhoş eder, yüreğindeki korkuyu ve kuruntuyu giderirsin. Sen sadece dikkatli olmaya bak. Getireceğin o aydın yürekli adam yapacağı büyü sayesinde Rüda Bey'in böğründen çocuğu çıkartacak. O düzgün servinin döl yatağını hiç duyurmadan açacak. Oradan çocuğu alacak ve o ayın böğrünü kan içinde bıraktıktan sonra yardığı yeri dikecek. Sen hiç korkma ve yüreğinden her türlü tasayı ve kuruntuyu kaldır. Sen yalnız benim sana şimdi söyleyeceğim otu al, onu süt ve miskle dövüp bir gölgede kurut ve sonra bunları yaranın üzerine sür.'' Göreceksin. Sürer sürmez hasta ıstırabından kurtulacak. Bu da olduktan sonra onu üzerine bir de benim tüyümü sürersen etkisini görürsün. Bu öğütlerimden dolayı sevinmeli ve Tanrı'ya şükretmelisin. Çünkü senin talihine her gün yeni bir parlaklık veren ve bu padişahlara yaraşan ağacı sana bağışlayan ancak odur. Sen bu işe hiç üzülme. Çünkü senin bu ağacın sana iyi yemiş verecek." dedi. Ve bunları söyler söylemez kanadından bir tüy koparıp bıraktı ve kanatlarını açarak havalara yükseldi. Zal hemen koşup bıraktığı tüyü aldı ve dediklerini yerine getirdi. Herkes gözleri kanlı yaşlarla ve canları da ıstırapla dolu olarak bu olayı seyretmişti. Diğer yanda da Sintuht çocuğun Rüdabe'nin böğründen nasıl olup da alınacağını düşünmüş. Gözlerinden kanlar akmaktaydı. Nihayet becerikli bir mübet geldi ve önce o ay yanaklı Rüda Bey'i şarapla sarhoş etti. Sonra da hiçbir acı duyurmadan o ayın böğrünü yardı ve çocuğun başını tabi yolundan ayırarak hiçbir zarar vermeden dışarıya öyle bir aldı ki o zamana kadar kimse bu kadar şaşılacak bir iş görmüş değildi. Bu aslana benzeyen pehlivan yapılı bir çocuktu. Boylu boslu ve güzel yüzlüydü kadın erkek herkes şaşırıp kaldı. İçlerinde böyle fil gövdeli bir çocuk gören yoktu. Saçları kırmızı ve yüzü de kan gibiydi. Parlak güneş nasıl doğarsa o da öyle doğmuştu. Bir çocuğun böyle elleri kanlı olarak doğduğunu gören olmamıştı. Şaraptan sarhoş olan anasıysa geceli gündüzlü uykudaydı. Şarap onu kendinden iyice geçirmişti. Hemen yarasını dikip üzerine ilaç sürdüler. Servi boylu Rüdabe uykusundan uyanınca Sinut'la konuşmaya başladı. Derhal üzerine altınlar ve mücevherler saçarak Tanrı'ya şükrettiler. Çocuğu alıp yanına getirdiler ve onu koca bir alem gibi havaya kaldırıp kendisine gösterdiler. Bir günlük olduğu halde bir yıllıkmış gibi iri görünüyor, bir susam ya da lale demetini andırıyordu. Ay yüzlü Rüdabe çocuğunu görünce sevince boğuldu. Yüzünde padişahlık izlerini görmüştü. Oh artık kurtuldum ıstırap sona erdi dedi. Bunun üzerine çocuğa kurtuldum anlamına gelen Rüstem adını koydular. Bundan sonra henüz sütünü bile içmemiş olan o aslan yavrusunun boyunca ipek kumaştan bir bebek diktiler. İçini samur tüyüyle doldurarak Yüzüne çoban yıldızı ve güneş, kollarına ejderha, ellerine de aslan pençesi resmi yaptılar. Bir kolunun altına bir mızrak, bir eline bir gürs, bir eline de dizgin koydular ve bir atın üzerine oturtarak etrafına da birkaç köle verdiler. Bu işler gereği gibi yapıldıktan sonra hızlı giden bir at hazırlatılıp yola çıkarıldı. Padişahın buyruğuyla üzerine altınlar saçan ve elinde gürz taşıyan bu sureti Sam'a gönderdiler. Kabilistan'dan da Kabilistan'dan ta Zahilistan'a kadar bütün gül bahçelerinde bu doğum şerefine şenlikler düzenlendi. Bütün ovalar da şaraplar içiliyor, neyler çalınıyor ve her köşede yüzlerce gözde ahaliyi eğlendiriyordu. Mihrap sevinç içinde Kabil'e girdi ve bu müjde şerefine fakirlere para dağıttı. Zabilistan'da şehrin bir ucundan öteki ucuna kadar her yer çalgılarla dolmuştu. Kurulan meclislerde küçükler büyüklerden aşağıda oturmuyordu. Herkes çözgü ve atkı gibi birbirine karışmış vaziyetteydi. Nihayet henüz emzikteki Rüstem'in örneği olan bebeği Sam'a getirdiler. Elçi bebeği götürüp Sam'ın önüne koydu. Sam bunu görünce çok sevindi. Tüyleri diken diken oldu. Bana kalırsa dedi, bu çocuğun vücudu şu perniyan kumaşından yapılan bebeğin yarısı kadar daha büyüyünce eteği yerde ve başı bulutlarda olacak. Sonra saraydan neşeli davul sesleri yükseldi ve sarayın meydanı bir horoz gözü gibi donatıldı. Sam, Seksar ve Mazenderan'da şenlik yapılmasını buyurdu. Şarap getirtti, çalgıcılar çağırttı ve türkü çağıranların başlarına paralar saçtı. Ünlü padişah bu işlerin üzerinden bir hafta geçtikten sonra katibini çağırdı ve zalim mektubuna cevap yazdırdı. Güzel kelimelerle cennet bahçesinin bir yeşilliği gibi süslediği bu mektupta önce zamanın bağışladığı bu sevinç ve saadet için Tanrı'ya şükretti. Ondan sonra kılıç ve gür sahibi zali öven sözler söyleyerek pehlivanların koluna ve gücüne ve padişahların da büyüklüğüne sahip olan o ipek kumaştan yapılmış bebekten bahsetti. Çok özenerek bakın ki ona hiçbir zarar gelmesin. Tanrıma gece gündüz yalvarıyorum. Gözlerimin kendi töreme uygun olarak senin tohumundan bir çocuğun geldiğini görebilmesi için işte şimdi ikimizin de beli doğrulmuş oldu. Artık hayattan daha fazla ne isterim ki dedi. Elçi bu mektubu alır almaz rüzgar gibi sevinç içindeki sale götürdü ve ona Sam'ın nasıl mutlu olduğunu, o iyi adlı padişahın nasıl göğsünün kabardığını bir bir anlattı. Sonra mektubu Zal'in önüne koyarak ona babasının öğütlerini bildirdi. Zalin o temiz düşünceli pehlivanın bu güzel sözler karşısında yüreği sevinç içinde kaldı. Sam'ın sevinmesi onun sevincini büsbütün artırıp başını göklere değdirdi. Rüda Bey ile arasında vaktiyle gizli geçen maceranın artık hiçbir gizli tarafı kalmamıştı. Rüstem'e on dadı birden süt veriyordu. Çünkü süt insanı kuvvetlendiren bir gıda maddesidir. Sütten kesilip de yemek yemeye başladığı zaman ona ekmek ve et yedirdiler. Rüstem beş kişinin yiyeceği kadar yor, herkes onun bu iştahına şaşırıp kalıyordu. Sekiz yaşına gelince alabildiğine büyüyen bir servi gibi boylanmıştı. O kadar güzelleşti ki parlak bir yıldız gibi herkes onu seyrederdi. Onu bir görseydin boyca, bozca, yüzce ve akılca tıpkı sama benzetirdi. Evet. Şahname okumalarımız devam edecek. Görüşmek üzere.